Arkadaşlar, KDS sorularının cevaplarını vereceğim şimdi. Birinci sorudan başlıyoruz. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil yoktur? Öncülü okuduğunuzda anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin kalıplaşması ve deyimlerin, aslında daha çok mecaz anlamda kullanılan deyimlerin anlamca kaynaşmış birleşik fiil olduğunu okuduk. Hangisinde yoktur diyor. Dolayısıyla deyim arayacağız burada anlamca kaynaşmış birleşik fiil derken. Birincisine bakıyoruz, A şıkkına şimdi. Çöp varilinin yanından geçerken burnunun direği kırıldı. Burnunun direği kırılmak burada nedir arkadaşlar? Deyimdir. Dolayısıyla burada var. Son günlerde yaşadığı olaylar onun huzurunu kaçırdı. Huzurunu kaçırmak, bu da bir deyimdir. Burada da var. Annesi bu kitabı hazırlarken ince eleyip sık dokumuştu. İnce eleyip sık dokumak da bir deyimdir. Dolayısıyla bu da değil. Bazen uygulamak zor gelse de bu kurallar insanı mutlu eder. Buradaki mutlu eder arkadaşlar bir deyim değildir. Etmek, eylemek, olmak, kılmak, bulunmak ve buyurmak fiilleri bir isimle bir araya gelerek neyi oluşturuyordu? Yardımcı fiille kurulan birleşik fiil oluşturuyordu. O yüzden birinci sorunun cevabı D olmalıydı. İkinci soruya geçiyorum. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur? İsim soru sözcüklerinin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklere ek fiil denir. Bu iki tane görevinden bir tanesi, biliyorsunuz. Bu görevde kullanılan ek fiil yoktur. Bunu arayacağız şimdi. Ne vefalı komşumuzdun sen. Burada cümleyi anlam bakımından tamamlayan sözcük ne? Komşumuzdun. Buradaki komşumuzdun ifadesinde biz arkadaşlar yüklem olduğunu görüyoruz. Yani isim soylu sözcüğümüze, komşu olan sözcüğe getirilen du eki burada sözcüğü yüklem yapmış. Dolayısıyla burada ek fiil var diyoruz. A şıkkında var. B'ye bakalım. Koyunların hepsini çabucak sağdı. Sağmak. Sağmak bir fiildir. Dolayısıyla bir fiile gelen d eki görülen geçmiş zaman ekidir. Dolayısıyla arkadaşlar burada isim soylu sözcüğe gelerek onu yüklem yapmamış. Bu zaten çekimli bir fiildir. Dolayısıyla B'de yok. Diğerlerini kontrol edelim. Gideceğimiz yer epey uzakmış. Uzak isimdir. İsim olan sözcüğe getirilen mış ek fiildir. Dolayısıyla burada da var. Evimiz kutu gibi küçücük bir evdi. Ev isimdir. İsme getirilen di eki de ek fiildir. Dolayısıyla burada da var. Yani cevabınız B olmalıydı. Üçüncü soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur? Yine aynı mantıkta arayacağız. Gözümüzün alabildiği her yer kardı. Kar burada isim. İsim soru sözcüğe getirilen d ek fiildir. Dolayısıyla burada var. İstekleri son derece mantıklıydı. Mantıklı isimdir. Mantıklımak diye bir şey yok çünkü. Getirilen d eki de yine ek fiildir. Burada da var. Bu gördüğüm en güzel resimdi. Resim idi. Resim isim soylu bir sözcük, getirilen di de yine görülen geçmiş zaman çekimi ek fiildir. Polis olay yerine çabucak vardı. Varmak. Biliyorsunuz arkadaşlar, var iki şekilde kullanılıyor. Bir isim olarak kullanılıyor, bir fiil olarak kullanılıyor. Eğer bulunmak anlamında kullanılırsa isimdir. Ama bir yerden bir yere ulaşmak anlamında kullanılırsa fiildir. Dolayısıyla burada bir yerden bir yere gitmek anlamında kullanılıyor. Yani fiil ve buradaki d da dolayısıyla görülen geçmiş zaman eki oluyor. Yani burası bir çekimli fiil oluyor. O yüzden cevabınız D olmalıydı. Dördüncü soru. Hangisinde kişisel düşünce söz konusudur? Yani öznellik arayacağız. Bakalım. Dünya yörüngesinde bilimsel araştırmaların yürütüldüğü bir uzay istasyonu düşüncesi ilk kez 1903'te ortaya atıldı. Kişiden kişiye göre değişen bir durum yok. Nesnel. Bu düşünceyi ortaya atan Konstantin Tsiolkovsky adında bir Rus öğretmendi. Burada da kişiden kişiye göre değişen bir şey yok. Bu öğretmen Dünya'nın Ötesinde adlı romanında dünya yörüngesinde uzay istasyonlarından söz ediyordu. Burada da kişiden kişiye göre değişen bir durum söz konusu değil. Orijinal fikirler ortaya koyduğu bu eşsiz roman diyor. Eşsiz roman olması kişiden kişiye göre değişir. Uzay istasyonları ile ilgili çalışmaların temelini atmıştır. Dolayısıyla buradaki eşsiz roman ifadesi burada öznelliği ortaya çıkartıyor.
Yani cevap D olmalıydı. Beşinci soruya geçiyorum. Bu metne göre yapay zekaya sahip robotların üretiminden çekinilmesinin nedeni hangisidir? Bugünlerde teknolojik gelişmelerle ilgili en çok tartışılan konulardan biri yapay zekaya sahip robotların üretilmesi. Bu robotların insan hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracağı düşünülüyor. Ancak bilim insanlarının bir kısmı yapay zekaya sahip robotların üretilmesine pek sıcak bakmıyor. Çünkü yapay zeka ile üretilen robotlar bir canlı gibi kendini geliştiriyor. Bir canlı gibi kendini geliştiriyor ve yapacağı işlere kendisi karar verebiliyor. Peki bu robotlar kontrolden çıkar da insana zarar vermeye kalkarsa bence bu ihtimal üzerinde etraflıca düşünülmeli. Robotların üretiminden, yapay zekaya sahip robotların üretiminden çekinilmesinin nedeni ne? İşte onu bulacağız şimdi. Bağımsız düşünüp karar verme yeteneğinin olması. Bak burada ne demişti? Kendisi karar verebiliyor ve canlı gibi kendisini geliştiriyor dedi. O yüzden cevabımız A olmalıydı. Diğerlerini kontrol edelim. İnsana günlük yaşamına katkıda bulunmaması bu değil. Birçok bilim insanının robot üretimine karşı çıkması bu da değil. Yapımının diğer robotlardan daha masraflı olması bundan da bahsetmemiş. O yüzden cevabınız A olmalıydı. Altıncı soru. Bu cümleden Hierapolis ile ilgili kesin olarak çıkarılacak yargı hangisidir? Türkiye'nin en büyük 5 antik şehrinden biri unvanıyla Pamukkale'ye değer katan Hierapolis, geçtiğimiz yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Bakalım kesin olarak buradan ne çıkartabiliriz? Ziyaretçi sayısı bakımından Pamukkale'yi geride bırakmıştır. Bir karşılaştırma yapmıyor. Yani Pamukkale'de bu kadar, Hierapolis'te bu kadar böyle bir şey söylememiş. Sadece oraya değer kattı demiş. O yüzden A'yı çıkartamam. Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biridir. Şimdi biz burada demiştik ki Türkiye'nin en büyük 5 antik şehrinden biri. Demek ki Türkiye'nin en büyük antik şehirlerinden birini kullanabilirim. Çünkü 5'inden bir tanesiymiş. Dolayısıyla B şıkkı çıkar ama diğerlerini kontrol ediyoruz. Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Geçtiğimiz yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı demiş. Her yıl için bunu söylememiş. O yüzden C'yi çıkartamam. Pamukkale'deki en eski antik şehirdir. Bunu da söylemiyor. Dolayısıyla cevabınız burada B olmalıydı. Yedinci soruya bakıyorum. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? İnsan bir şeyi aklına koymaya görsün. Hiçbir şey erişilemeyecek kadar yüksekte değildir. Yani kararlılığı vurguluyor burada. Kıskançlık tabii ki bahsedilmiyor. Özgüven değil, çalışkanlık değil. İnsan bir şeyi aklına koymaya görsün, kararlı olsun. Dolayısıyla her şeye erişebilir diyor. O yüzden cevap C olmalıydı. 8. Hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Kelebekler genellikle çiçeklerin bal üzüğüyle beslenir. Neden? Bunun cevabını vermemiş. O yüzden bu değil. Bacaklarında bulunan tat algılayıcılarının açılmasıyla üzerine kondukları çiçeklerdeki bal özünün tadını alırlar. Neden hani bu gerçekleşir dediğimizde neden çiçeklerdeki bal özünün tadını alıyorlar? Bacaklarında bulunan tat algılayıcılarının açılması nedeniyle bunu yapabiliyorlar diyor. O yüzden burada cevabımız B olmalıydı. Diğerlerini kontrol edelim. Bal özünü başlarının ön tarafında bulunan hortumla emerler. Neden? Söylemiyor. Normalde içe doğru kıvrık duran bu hortum beslenirken açılır. Neden açılır? Bunu da söylemiyor. O yüzden cevabımız B olmalıydı. Dokuzuncu soruya geçiyorum. Bu parçada gitarla ilgili hangisine değinilmemiştir? Gitar yan kısımları oval sapı üzerinde ses perdeleri olan allı telli telleri parmakla çekilerek veya pena denen bir araçla vurularak çalınan müzik aletidir. Nasıl çalındığını bize söylemiş, değil mi? Evet, o yüzden A'yı buradan çıkartabiliriz. İlk örnekleri İspanya'da yapılan gitar. İlk defa nerede yapılmış? İspanya'da yapılmış. Bunu da söylüyor. B'yi de çıkartabilirim. Zamanla bugünkü halini almıştır. Bugün akustik gitar, elektro gitar, bas gitar, perdesiz gitar gibi birçok çeşidi mevcuttur. Günümüzdeki türlerini söylemiş. Dolayısıyla bize neden yapıldığını anlatmamış. O yüzden cevabınız burada D olmalıydı. Son soruya geçiyorum. Bu parçaya göre Türk televizyonlarının eleştirilme nedeni hangisidir? Bugün Türkiye'de yüzlerce televizyon kanalı var. Bu kanallarda her gün pek çok program yayınlanıyor. Ancak çocukların gelişimine katkıda bulunacak programlar yok denecek kadar az. Bu konuya dikkat edilmiyor ne yazık ki. Oysa geleceğin mimarı olan çocukların gelişimine katkı sağlayacak,
onların zihinlerini geliştirecek özel programlar hazırlanmalı. Bence Türk televizyonlarının önemli bir eksiği. Yani bize ne demiş? Çocuklar için program var ama onların gelişimi için çok fazla program yok diyor. Bakalım şıklara. Çocuklara yönelik programların zararlı içerik taşıması, eleştirilmesinin nedeni bu değil. Çok farklı çocuk programlarının yayımlanması, bu da değil. Çocukların gelişimine yönelik programların az olması. Evet, cevabımız bu. Diğerine de bakalım. İnsan zihnine zarar veren programlara yer verilmesi de değil. Yani burada arkadaşlar gelişimini sağlayacak olan C şıkkından bahsediyor. Yani cevabımız C olmalıydı.